Merhabalar, ben Kötü Kötü ve Kasanın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. 51. bölüm olması lazım. Ve şu an stüdyodayım. Gene tam olarak test etmedim ama gene bu bir test bölümü anlayacağınız üzere. Fakat bu bölüm değişik bir şey yapıyoruz. Aslında değişik bir şey yapmıyorum. Yalan söyledim ama. Gene bir şey yapıyoruz. Standart Railcraft ediyoruz. Advanced Railcraft ediyoruz. Neden diye soracak olursanız. Bana... Bağ booster track lazım. Tamam, bu kadar yeter. Sen kesilebilirsin. Teşekkürler. Bunları da otomatikleştireceğim. Her şey gibi. Bunları umarım bu sefer unutmam. Şimdi. Bağ labor ver. Hatta bir 30 tane daha craft et. Stick kalmadı değil mi? Bakalım. Stick varmış. O zaman Gubbleston mu eksik yoksa Emi Network genimiz sapıttı. Büyük Emi Network'lerde böyle bir problemimiz var. Onlarla boğuşmamız gerekiyor bizim. Peki. Ne yapıyoruz diye soracak olursanız. Aa, unutmadan. Almam gereken önemli bir şey daha var. Track. Boarding track. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz diye soracak olursanız. Bir şeyi buraya taşıyorum. Concrete almayı unuttum. Peki. Concrete'i ne yapacağım? Köprü. Evet, biliyorum her şeyi track'lerle yapıyorum ama güzel oluyor böyle. Concrete. Tamam, gelin bakalım. Teşekkürler Concrete. Uçalım bakalım. Yeni kayıt düzenim hakkında birkaç duyuru yapmam lazım. Haftada maalesef 3 ya da 4 video gelecek en fazla artık. Ama artık videoların hepsi stüdyoda kaydediliyor. O yüzden biraz kalitede artışının götürüsü olarak algılayın bunu. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. O zaman seni de şöyle bir şekil, bunu değişik bir yolla yollayacağım. Hadi bakalım. 4, 5. Ve bana bir adet, biraz da lever lazım. Lever. Gel. Evet. Bu şekilde bayağı uzun bir yol yapacağım. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Ne yaptım diye soracak olursanız. Şunu yaptım. Böyle bir ufak bir yol. Aslında şu eğimi de kaldırabilirim ortadan. Evet. Eğimimizi kaldırdık ortadan. Şimdi bana bir adet ne lazım? Liquid Loader. Loader. Item değil, Liquid. Tabii ki de senin için doğal olarak bu lazım. Senin için de bu lazım. Chest. Şu an craft etmiyordun değil mi? O zaman chest gel. Teşekkürler. Ve ardından liquid loader. Teşekkürler. Yok, pardon. Liquid unloader gerekiyordu. Ah. Aynı süreci tekrardan yapacağız. Evet, tekrardan yapacağız. Gene bir chest.
zaman gel bakalım. Sonra da sen gel. Teşekkürler. Olursan burada dur. Unloader gel. Ve sihrimizi gösterelim. Petrol işleme tesisini nereye koyabiliriz? Kurabiliriz. Açık bir alanda olabilir. Ya da şurayı yıkıp petrol işleme alanını dönüştürebilirim. Evet. Bakalım. Çank yükleme alanlarım nereyi kapsıyor? Tamam, şuraya kadar çanklar yükleniyor. Güzel. O zaman buraya petrol işleme alanını ben buraya döşerim. Peki başka ne yapacağız? Distillation Tower'ımız henüz hazır değil ancak dijital tankımız hazır. Şimdi soru. Sen dijital tanka direkt output verir misin? Evet. Bu önemli bir sorumuz. Gel gelelim. Kart. Bize bir adet tank kart gerekecek. Ve bana mesaj gelecek. Bir saniye, sizlerden olması lazımdı birkaç tane. Olmadı yaparız. Stili vardı, doğru. Zaten varmış bolca da bu arkadaş görmemiş. O zaman bir adet de Anchor. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi tankımız buraya, Anchor'ımız buraya ve o lanet. Lanet. Lanet köfteden bir fail daha. Hoppala. Lan. Oh. Hayvanları unutmuşum. Evet, hayvanların üstesinden gelmemiz gerekecek. O zaman ne yapalım? Elmayı yiyelim. Hemen düşünüp geliyorum. Evet ve geri geldim. Gelecek olursak Wooden Post. Tabii tüm yol boyunca görüşemedim ama sonunda falan bir yerde duruyor. Evet, şimdi buraya da gelecek olursak sen de gel bakalım. Link created. Tamamdır. Sen empty olana kadar dur. O zaman sana bir iki parça oil verelim bakalım aktarıyor mu tanka direkt. Şu an problemimiz bu. Yani merak ettiğimiz konu bu. Bu arada wooden postların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız eğer recipe'sine bakabilirsiniz. Evet. Çok basit bir recipe'si var ve ucuz olduğu için böyle hayvan gibi çok kullandım. Ya şu an Great Trick serisini yapıyorum ama sanki Railcraft tutorial'ı yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Salih'e rakip. Ah, alamıyorum. Hayır. Neyse, o zaman yollarız. O gelir alır. Hadi bakalım. Neyse ki mesafe kısa. Ama ben kısa değilim. Ah. Aa, doğru. Seni aktifleştirmeyi unuttuk. Şimdi problemimiz şu. Yol boyunca sorun çıkacak mı?
Bu arada hayır, bölümler hep kısa olmayacak. Bu sıralar biraz imkansızlık ve biraz da bunların hepsinin test bölümü olduğu için kısa ve azıcık boş geçiyorlar. Evet, geldi. Forceful. Ama şimdilik bana immediate, a doğru akması lazım. O zaman şimdilik biz bir anladınız siz onu. Söylememe gerek kalmadan yaptım zaten. Ben neden buradan tırmanamadım? Evet, şu anki merak konumuz kart nerede kaldı? Bana mı çarptı o? Burada bir şey çarpıp geri döndü sanki. Ben bir yere yanlış bir tip track falan mı yerleştirdim? Onu merak ettim şimdi. Gayet normal, gayet normal. Ha, sen buradan çıkamıyorsun. Tamam. Bu tarz debuglar her daim işe yarar. O yüzden yapın. İmkanlarınızı esirgemeyin, debug yapın. Debug değerli bir şeydir. Ha, tamam. Bu doldu ve yola çıkıyor. Evet ve başarabilecek mi? Başaramadı. Bu artık başarır diye umuyorum. Ne çabuk boşaldı. Çünkü buraya gelmemiş bile. Gerekçen. Herhangi bir hayvan falan da yok yolda. Evet. Şu an kafam tamamen karışmış durumda. Ama bekliyoruz. Tamam. Burada geliyor. Şu anki problem noktamız burası. Buradan geç. Bu. Geçmiyor. Yani şu an malzemelerim yanımda olmadığı için de bir şey yapamıyorum pek. Pause. Bir saniye ney? Evet. We have a problem, Scotty.
Burada senin geri dönmemen lazım. Neden geri dönüyorsun? Ha, çünkü immediate. Ah, doğru. Fuel kaybetmek bana bir şey kaybettirmez. O zaman ne yapıyoruz? Sana bir filtre koyuyoruz. Buna nasıl bir çözüm getireceğiz? Dur, önce tracklerimi alalım. Alayım. Hayır. Seni koymayacaktım buraya. Empty. Evet. Tabii ki de burada yolda kalıyor. Çünkü bu yok. Mesela 2 saniye orada durun. Çünkü ben burayı düzelteceğim. Ve şuraya gelmeden de güzel bir boost verelim. Tamamdır, artık orada takılmıyor. Hehehe. O sorunu hallettik ama diğer sorun şu an bayağı problemli. Acaba diğer soru... İlla bu yoldan mı geri döndüreceğim seni? Öyle gözüküyor. O zaman track. Switch track. Tamamdır, bunun işe yaraması lazım. Şuraya bir adet daha lever lazım. Eğer bu şekilde koyarsak. Bakalım, sen bunun içine aktarıyor musun? Evet, aktarıyor. Mükemmel. Daha fazlasını bekleyemezdim ve sanırım tüm bölümü buna harcadık. Mac'te kilitlenmiş. Ses kaydını Mac'ten yapıyoruz neticede. Evet, sanırım bölümü burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.